artık ya. Hadi oğlum, hadi. Babamdan kurtulduk sandık. Şu hale bak, gene bağırış çağırış. Neyi paylaşamıyorlar ki ablacığım? Hadi sen uyu artık, yoksa düşmeyecek bu ateş. Abla, ben annemi çok özledim. Ben de özledim ablacığım. Buluşacağız yakında, az kaldı. Hadi sen uyu artık. Tamam mı? Evet. Bir anlatın bakalım şimdi. Ne oluyor? Tek tek anlatacaksınız bana. Eksiksiz. Dinliyorum sizi. Anlatacak bir şey yok. Yalan söylüyor. Söylediği her şey yalan. İnci yalan söylemez. Ben bugüne kadar onun ağzından hiç yalan duymadım. Sen karışma İsmet abla. Bu aile arasında bir mesele. Seni ilgilendiren bir durum yok. Kes sesini! Terbiyesiz. Nasıl konuşuyorsun öyle İsmet'le sen? Aile arasındaymış. İsmet ne? Sen nasıl bu aileden biriysen, İsmet de bu aileden biri. Ki bugün anladık. Sayende İsmet senden daha fazla bu ailede. İsmet, götür yatır şunu Allah aşkına. Olur. Bir şeyler için rahatlasın. Çok gergin bu. Nereye gidiyor ya? Bana bir açıklama borçlu hanımefendi. Kimsenin bu evde sana bir açıklama borcu yok. Ama senin var Mahur Hanım. Senin hepimize bir açıklama borcun var. Sen o sapı bu eve aldın ya. Hepimizden özür dilemek zorundasın. Ben mi özür dileyeceğim? Sakınma. O kadar doluyum ki. Anlatamam sana. Sana söyleyecek o kadar çok lafım var ki ama tutuyorum. Zor da olsa tutuyorum kendimi. Sen de tutacaksın. Vakti zamanı geldiğinde hepsini tek tek konuşacağız. Şimdi ikiniz de açın kulağınızla beni dinleyin bakalım. Bir daha o adamla görüşmeyeceksiniz. İkiniz de eğer görüştüğünüzü duyarsam size yemin ederim. Vallahi de billahi de İsmet bilir. Yakarım bu çiftliği. Ateşe veririm. Hem de içinde siz de varken cayır cayır yakarım. Haberiniz olsun. Oğlum, ben sana bir ıhlamur kaynatayım ha yavrum. Odada sakinleştirici olacaktı. Onu getireyim ben de. Ya yalvarırım bak, benim içimi rahatlatacak bir şey söyle bari. Ne yaşadınız oğlum bu kızla siz? Aşık mıydı bu kız sana? Kıskançlık krizine mi girdi? Niye attı bu iftiraları sana? Ya anne ne olur, ben de anlatacak güç kalmadı. Ne olur git yat. Yalvarıyorum sana git yat. Ha ben de çok uyuyacak hal kaldı Uygar'cığım. Lütfen anlatır mısın oğlum? Ya anne herkes bitti, bir de sen mi başladın beni sorgulamaya? Uygar'cığım benim bunları bilmeye hakkım yok mu? Sen neden cevap vermiyorsun bana, ne oldu? Çünkü ben babam gibi biri değilim anne. Çünkü o her şeyi hak ediyordu ama ben bunların hiçbirini hak etmiyorum. Ya ne bu soruları ne de bugün yaşadığım hiçbir şeyi hak etmiyorum ben. O yüzden bu soruları bana kimse soramaz. Hele sen bana hiç soramazsın. Bahriye Hanım, iyi misiniz? Hadi bir yudum su için.
Senden başka kime gideceğimi bilemedim. Seninle konuşmak istedim savcı. İncinin o hali gözümün önünden gitmiyor. Narin çiçeğini. Nelerle karşılaşmış, neler yaşamış. Neler gelmiş başına benim güzel kızım. Endişelenmeyin ne olur, ne gerekiyorsa yapacağız. Ben hayatım boyunca hep bunun için mücadele ettim. Kızlarıma ben bunun için sipir oldum. Kızlarımı bu uygar gibilerden korumak için ben hayatım boyunca varımı yoğumu elimde avucumda ne varsa kızlarım için kullandım. Yeter ki kaderleri anneleri gibi olmasını istedim. Yapamadım. 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 Hanım bana ne olur. Yapamadım. Bahriye Hanım. Hayır. Tam tersi. Öyle değil. Bakın ne zaman böyle bir olay yaşansa ben en çok ne görüyorum biliyor musunuz? Herkesten önce o mağdur kızların anneleri saklıyor her şeyi. Aman laf olmasın, söz olmasın. Yok işte hafif derler, bir şey derler filan. Siz çok iyi biliyorsunuz bunu. O kızlar da yaşadıkları travmayla atılırlar öyle bir kenara. Öyle kalırlar. Ama siz ne yaptınız? Beni çağırdınız. Her şeyi anlattınız. Ne gerekiyorsa yapılsın dediniz. En büyük yiğitlik budur. Kızlarını korumak tam da böyle bir şeydir. Siz en büyük korumayı en başta İnci'ye inanarak yaptınız. İnanacağım tabii yavrum benim o evladım o. O benim evladım. İnanmayıp da ne yapacağım? Evladım o benim. Benim çocuğumun gözünün feri değişti. Neşesi gitti. Benim yavrumun huzuru kaçtı. Benim çocuğum böyle bir çocuk değildi. Ay yavrum. Yavrum.